Her insanın korkuları vardır ama bu bir sıkıntı değildir. Asıl tehlikeli olan insanın korkularını bastırmasıdır. Neden mi? Hadi şimdi bunu konuşalım. Kendine Bilgi ailesine selamlar olsun. Ben Murat Gür. Bu podcast'imizde insanın korkularını bastırmasını ele alacağız. Fakat en son yaptığım podcast bayağı bir uzun olmuştu arkadaşlar. Bunu bir seri şeklinde bütün maddeleri tek bir podcast'te değil de parça parça olacak şekilde yayınlayacağım. Bilginiz olsun, çünkü çok uzun oluyor, bu dinleyiciyi yoruyor ve yüklemesi de bir hayli zaman alıyor. Çünkü aynı anda ben iki farklı platforma yüklediğim için YouTube ve Spotify tarafına müthiş derecede uğraştırıcı oluyor. Umarım anlayış gösterirsiniz. Ve bu konular, insanın korkuları, psikolojisi, siz de takdir ederseniz basit konular olmadığı için tek bir podcast'te bir sorunu ele almak gayet zor ve tam anlamıyla açıklayıcı olmadığı için böyle bir karar aldım. Evet, bu podcast'te insanın korkularını bastırmasının kökeninde neler yatıyor, bunları ele alacağız ve konuları derinlemesine işleyeceğiz. Her partta bir filozofu ağırlayacağız. Bu podcast'teki filozofumuz Platon. Platon'un bir sözü üzerinden ben ne anladıysam size onu aktaracağım arkadaşlar. Bu eleştiriye açık bir podcast'tir. Benim her podcast'imde olduğu gibi bu podcast'te eleştirilebilir. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Şimdi Platon'un bir sözü var korkuya dair. Diyor ki korkunun kökeni cehalettir. Öncelikle cehalet kavramını iyi tanımlamamız lazım. Toplumda maalesef cahil deyince akla bilgisiz insan gelir. Bunu bir düşünün kafanızda. Bu böyledir yani. Bu tanım bana göre tamamen yanlış. Çünkü bilgisiz insanlar toplumda bir çatışma ve kaos yaratabilecek etkiye sahip değiller abi. Ama cahil dediğimiz kişiler pekala toplumu kaotik bir vaziyete sürükleyebilirler. Neden? Nedeni çok basit. Çünkü cahil dediğimiz kisve eksik ve yanlış bilgiyle hareket eder ve ön yargılarının esiridirler. Yani o yanlış bilgilerine rağmen her kesimle cederleşmek hoşlarına gider. Hayat içerisinde gereksiz bir diyalektik oluştururlar. Aslında bu insanların temel rahatsızlığı en derinlerde yatan korkularıdır. Mesela size hemen bir örnek vereyim. Dindar bir adam bir yerlerde bilimsel, felsefi bir sohbet dinlediği zaman o ön yargısını bir motor kaskı gibi kafasına geçirir, kör, sağır, dilsiz olur. Doğru mu? İnancı güçlü ve aynı zamanda aydın kişilerden bahsetmiyorum. Bakın buranın altını çizmek istiyorum. Benim bahsettiğim kişiler aklını bir başkasına teslim etmiş olan kişiler. Muhakeme yeteneğini kaybetmiş, tamamen tebaa olmuş kişilerdir. İşte bu adamlar herhangi bir doktrin karşısında paniklerler. Kimler panikler mesela? Elbette korkuları has safhaya yükselen kişiler, değil mi? Peki bu adamın korkusu ne olabilir sence? Elbette inancını kaybetme korkusu. Fakat bu ilk katman. Yani korkudaki ilk katman. Tamam mı? Çünkü bu adam rasyonellikten ve deneysellikten uzaktır. Tamamen apriorik bilgiyle, yani dini literatürdeki varlığı şüpheli, insanların tamamen şahit olamadığı katmanlardaki bilgiler ile hareket etmesidir problem. Apriorik bilginin dayanağı yoktur. Tutunacağı bir materyal yoktur. Anlatabiliyor muyum? Tamamen soyut ve yaratılış öncesi ve sonrasını kapsayan bilgilerdir. Yani o yüzden bilim ve tıp bunu reddeder. Ama bu tarz adamlar tamamen apriorik ilerlerler. Ve bunun sonucunda bu adam tanrısını kaybetme korkusu ile karşıt görüşteki kişiye sert bir üslupla saldırır. Ama asıl korkusu ne dinini kaybetmektir ne de tanrısını. Asıl korkusu kendisinin kaybolmasıdır. Bakın burası çok ilginç. İnsan hiçliği hiçbir zaman kaldıramaz. Asıl korkusu kaybolmaktır. Korku katmanlıdır dostlar. Matruşka bebek gibi iç içe geçmiştir. İşte bu adam korkar. Çünkü kimse Araf'ta kalmak istemez. Araf bir belirsizlik halidir. Arapça bir kelime olmasına rağmen biz bu kelimeyi Kur'an'ı bakış açısıyla kabul edip dilimize yerleştirdiğimiz için ben Araf kelimesini bu şekilde kullanıyorum. Çünkü Kur'an'ın belagatı biraz daha farklı olduğu için Araf kelimesi mecazi tarafı ile bu belagata girer. Ve cennet cehennem arasındaki bekleme yeri olarak lanse edilir. Oysa Arapça lügatta Araf yüksek tepe anlamındadır.
biz Kur'an'daki tanımıyla devam edelim ama siz Araf'ın gerçek anlamının bu olmadığını bilin. Benim için yeterli. Yani ortada kalmak diyebiliriz. Bizim bildiğimiz tanımıyla Araf için. Ama ne dedik? İnsan fıtratı gereği bir tarafa yaslanma güdüsüyle donatılmıştır. Mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bir ormandasınız. Zifiri karanlık ve çevreden değişik değişik hayvan sesleri geliyor. Korkuyorsun abi. Bu gayet normal. Çünkü hiçbir şey göremiyorsun. İnsanoğlunun en korktuğu şeydir belirsizlik. Hal böyleyken sana göre ortada öylece durmak mı seni daha güvende hissettirir? Yoksa sırtını bir ağaca veya bir kaya ovuğuna yaslamak mı daha güvende hissettirir? Burayı bir düşün. Elbette ikinci şık. Neden? Çünkü dedik ya, insanın kendisini bir tarafa yaslaması güvende olduğunu düşündürtür. Sürü psikolojisinin babası bu korkudur işte. Anlatabiliyor muyum? Sen bir gruba dahil olmazsan ortada ve savunmasız olduğunu düşünürsün. Sürüden ayrılanı kurt kapar diye bir söz var abi bu toplumda. Tamam, atalarımız hep bir göç halinde yaşamışlar ve gerçekten sürüden ayrılan hayvanların yırtıcılar tarafından avlandığına şahit oldukları için bu sözü söylemişlerdir. Bak, burayı kabul ediyoruz. Yani birlikten güç doğar mantığı. Bu gayet mantıklı. Buraya itirazım yok. Kötü bir şey mi? Elbette hayır. Fakat sen dahil olduğun zümreyi veya oluşumu sorgulamıyorsan her türlü kandırılmaya da müsaitsin demektir. Yani beraber hareket ettiğin insanlar ne kadar doğru? Bunu bilebilmenin tek yolu gözlem ve sorgudur. Doğru mu? Ama tamamen aklını teslim etmişsen buna yapacak bir şey yok. Ve cehalet bir kravat gibi sıkı sıkıya boynuna bir ilmek gibi geçirilir. Bunu da kabullenmek gerekir. Budur yani. Sen şimdi al bu korku örneğini, hayatının bütün alanlarına yay. Bankada imza attığın kredi sözleşmesini eline aldıktan sonraki hissiyatında buna dahil. Yüzlerce, binlerce korku türü var arkadaşlar. İşte bu seride nefes aldığımız sürece hepsini konuşacağız. Şimdi toparlayacak olursam, bizler bir şeylerden korkarız, değil mi? Çünkü o korktuğumuz şeyin cahiliyizdir. O korktuğumuz şey her neyse ne yeterince araştırmışızdır ne de üzerine gitmişizdir. Hemen ufak bir örnek vereyim size. Neredeyse her gün gördüğün asık suratlı ve sert bakışlı bir esnaf vardır. Ama sen dükkanına bir gün dahi girmemişsindir bu adamın. Ve hep çevrenden o adama dair negatif şeyler duyarsın. Ama bir gün gidip de adamla tanışıp acaba anlatıldığı gibi bir adam mı diye sormasın. Ve o adam senin için etrafında duyduğun bilgilerden ibarettir. Sonra kolektif yani hayat seni o adamla bir yerde karşı karşıya getirir. Ve o adamdan gördüğün nezaketi ne babandan ne de kardeşlerinden görmüşsündür. Adam tam bir bilgedir. Sen de resmen adamın bu hasletlerinin karşısında yerin dibine girersin. Neden? Çünkü dedik ya, cahil kişi eksik ve yanlış bilgiyle hareket edene denir. Bu kadar. Arkadaşlar, insanın korkusuna dair söylenecek çok şey var. Bu büyük bir seri. Onu bilmenizi isterim. Serinin ilkinde Platon'u ağırladık. Platon'un bir sözü yetti bize. Ben kendi sentezimi size aktardım. Bunlar mutlak doğru değildir. Anlatabiliyor muyum? Ben her zaman, her podcastimde derim. Eleştirin arkadaşlar. Hiçbir zaman bir bilgiye tam olarak yapışmayın. Olaylara hangi açıdan baktığımız önemlidir. Bu podcast'te bana tahammül ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Murat Gür. Her neye inanıyorsanız ona emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.